Herkese selamlar, sevgiler, merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda sizlere çok güzel bir çiçek hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Peygamber kılıcı. Evet bu çiçek hakkında şöyle bir rivayet vardır. Çiçeği ekerken dilek tutarsanız çiçeğinizin boyu eğer bir metreyi geçerse tuttuğunuz dilek gerçek olacak diye inanılır arkadaşlar. Genellikle evi olmayan kirada oturanların ekerken inşallah evimiz olsun diyerek ektiklerini biliyorum ve benim çevremde var arkadaşlar bu çiçeği ekerek boyu da bir metreye geçtiği zaman kendi evlerine taşınan insanları tanıyorum. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir inanış halk arasında var eminim sizlerde duymuşsunuzdur böyle bir dilek olayını. Evet ben çiçek hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Peygamber kılıcını yaprağından nasıl çoğaltabiliriz sizlere bunu göstermek istiyorum. Bakın yapraklardan ben buraya saksının dibine ektim ve yapraklar tuttu. Peygamber kılıcı yapraklarından ya da yanından çıkan yavrularından üretilebilen bir çiçek arkadaşlar. Aslında çiçek diyoruz ama çiçeği olmayan bir bitki. Özellikle de görüntüsü nedeniyle salonlarımızda çok şık bir ortam oluşturuyor. Görüntüsü zaten insanları cezbediyor. Bulunduğu yere böyle bir şıklık katıyor arkadaşlar. Dekoraktif bir çiçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Salonların vazgeçilmez tercihlerinden biridir çiçek konusunda. Bulunduğu ortamın nasıl olması gerektiğine gelince direk olarak aldığı güneş ışığını çok seven bir bitki arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar bu çiçeği güneşle buluşturmanız gerekiyor. Güneş ışığını çok seviyor. Eğer güneş ışığına temas eden bir noktada değilse de aydınlık bir ortamda mutlaka olması gerekiyor. Ferah ve aydınlık ortamlardan ve nemli ortamlardan çok hoşlanan bir çiçek. Yaz aylarında Havalar çok sıcak olduğu zaman çiçeğinizi nemlendirmek için sprey şişesine su ekleyip yapraklarına fısfısla su ekleyebilirsiniz. Çiçeğinizin böylece nemli kalmasını sağlarsınız arkadaşlar. Bulunduğu ortam konusunda çok fazla detay istemeyen bir çiçek sadece aydınlığı ve ışığı ona verirseniz ve yaz aylarında özellikle fazlasıyla sularsanız çiçeğiniz bu görmüş olduğunuz saksıdaki peygamber kılıçları gibi canlı ve güzel olacaktır. Bakın yerini o kadar sevmiş ki saksıya sığmayacak neredeyse peygamber kılıçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar coşkulu büyüdüler ki artık saksılar bile almıyor diyebilirim. Eğer çiçeğinizi çoğaltmak istiyorsanız dediğim gibi yapraklarından birini dibinden böyle temiz bir bıçakla hafifçe keserek yani gövdesine zarar vermeden yaprağı ayırarak hemen başka bir saksıya aktarabilirsiniz arkadaşlar ya da köküyle Böyle minik yavrular da veriyor zaten. Yeni yavrular oluşturuyor saksının içinde. Öyle bir yavruyu da köküyle asılarak yine başka bir saksıya aktararak peygamber kılıcını çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Toprağına gelince yumuşak toprakları seviyor. Yani çiçek toprağına ekerseniz bu çiçek için yeterli olacaktır arkadaşlar. Sıkı saksıyı daha çok tercih ediyor. Yani genişliğine göre Çiçeğinizin saksısında büyütmeyin biraz Sıkı saksının içinde daha güzel çoğalıyor arkadaşlar Hemen büyük saksıya aktarmayın İyice saksının içinde dolmasını ve yavrularının çoğalmasını bekleyin Daha sonra bir numara büyük saksıyla Çiçeğinizin kabını değiştirebilirsiniz arkadaşlar Peygamber kılıcı hakikaten bulunduğu yere çok şık bir görünüm kazandırıyor Ben çok seviyorum peygamber çiçeğini arkadaşlar Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.